Herkese merhabalar. Bu videoda Şişe Cam şirketinin incelemesini yapacağım. Biliyorsunuz hafta içi her gün 3 şirketin incelemesini yapıp sizlerle paylaşıyorum. Bu 3 şirketi sizlerden gelen talepler doğrultusunda belirliyorum. Hangi şirketler daha çok isteniyorsa onların yorumlarını yapıyorum. O yüzden lütfen videonun yorumlar kısmına incelenmesini istediğiniz şirketi yazınız. Benim bu şirkette hiçbir pozisyonum yok. Pozisyon taşıdığım şirketleri katıl abonelerine özel portföy yönetiyorum bölümünde açıklıyorum. Sadece daha fazla istifade etmek isteyenler oraya katılabilirler. Şimdi Şişe Cam'ı incelemeye başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ben yaklaşık 1-1,5 aydır sizden gelen talepler doğrultusunda şirketleri inceliyorum. Ve sizden gelen taleplerin hangi şirketlerde yoğunlaştığını anlamaya çalışıyorum. İlk başladığım zaman bu seriye hani Şişe Cam'ın, Tüpraş'ın falan böyle Türk Hava Yolları'nın çok fazla sorulacağını düşünmüştüm. Ve bugüne kadar Şişe Cam çok az soruldu, çok şaşırdım. Yani Türkiye'nin bir devi, dünyada oluşturduğu nadir markalardan bir tanesi. Şişe Cam Türkiye'de bir numara yaptığı işte, dünyada ilk 5 arasında sayılan çok büyük, çok özel bir şirket. Fakat bu kadar az yatırımcı olması, yatırımcıların bu kadar hani ilgisiz olması çok şaşırtıcı geldi bana. Hani birçok küçük şirkete o kadar fazla küçük yatırımcı girmiş ama böyle dev bir şirket hiç sorulmadı. Son dönemde sorulmaya başlandı sadece. Bu bana çok şaşırtıcı geldi. Öncelikle bunu bir anlatmak istedim. Çünkü yani bu seriye başladığım zaman en çok Şişe Cam gibi, Türk Hava Yolları gibi, Tüpraş gibi büyük şirketlerin sorulacağını daha çok düşünüyordum ama enteresandır. Küçük yatırımcının ilgisi adında teknoloji, solar ya da power olan şirketlerde yoğunlaşmış durumda gibi algılıyorum. Neyse, Şişe Cam'la başlayalım. Dediğim gibi Türkiye'nin göz bebeği şirketlerden bir tanesi. 10 çeyreklik olarak Türk lirası bazlı satışlarına baktığımızda satışların her çeyrek Türk lirası bazlı arttığını görüyoruz. Faaliyet karının da uzun vadede arttığını, sürekli artma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Net kar yatırımlara bağlı olarak dalgalı bir seyir izleyebiliyor. Dolar bazında bakalım bir de enflasyondan biraz arındırmış oluyoruz dolar bazlı baktığımız zaman. Dolar bazlı baktığımızda 2022'nin son çeyreğine kadar her çeyrek üstüne koyarak ilerlemiş satışlar. Fakat 2022'nin son çeyreğinden itibaren 2023 ile birlikte satışlar dolar bazlı azalmaya başlamış görüntüsünde. Faaliyet kârı da dalgalı bir yapıda fakat son çeyreklerde sanki ya 2023 biraz daha olumsuz gidiyor görüntüsünde. Net kâr tarafında şirketin yaptığı yatırımlar nedeniyle dalgalı bir seyir görüyoruz. Şirketin yurt içinde yurt dışında büyük yatırımları var. O yüzden net kâr tarafı etkilenebiliyor. Fiili dolaşım oranı %48,91. Ben normalde 15 ile 40 arasında olan şirketlerin güvenli bölgede olduğunu düşünüyorum. Fakat Şişe Cam gibi çok büyük çaplı bir şirkette dolaşım oranının, halka açıklık oranının 48,91 olması sorun değil. Herhangi bir olumsuz bir duruma işaret etmiyor. Bu kadar büyük şirketler için diyebilirim. Çarpanları düşük seviyede işlem gördüğünü gösteriyor bize. Yani şirketin olması gereken değerin altında fiyatlanıyor mu diye bir soru işareti oluşturuyor bizde bu çarpanlar. Şöyle bir ortaklık yapısına bakalım. Türkiye İş Bankası sermayede %51,06 oranında pay sahibi, oy hakkı oranı %51,06. Efes Holding %6,77 sermayedeki payı, oy hakkı oranı %6,77. Diğer dediğimiz halka açık kısmın %42,17 oy hakkı oranında. %42,17 eşit ve adil bir dağılım olmuş. Gayet güzel bir, adil bir ortaklık yapısı var. Uzun vade yatırım yapılabilecek bir şirket, güvenilir bir şirket olduğunu gösteriyor bize. Sermaye artırımı ve temettüler kısmına baktığımız zaman şirket hemen hemen her sene, hatta her sene temettü veriyor diyebiliriz. Mayıs ayının sonunda 2004 yılından, pardon, 2011 yılından beri düzenli olarak her sene Mayıs ayının sonunda temettü ödüyor. Çok yüksek bir oranda temettü ödemiyor ama düzenli bir temettü ödeme alışkanlığı olduğunu görüyoruz şirketin. Sermaye artırımı tarafında en son 2020 yılında sermaye artırımı yapmış. Şirket yakın zamanda bir sermaye artırımı ihtiyacına
oluşabilir. Çünkü son dönemde çok büyük bir enflasyon gördük. Bütün şirketlerin sermayelerinin eridiğini biliyoruz. O yüzden yakın zamanda bir sermaye arttırımı bu şirkette gelebilir. Bunu da not etmek gerekiyor. Fon pozisyonlarına baktığımız zaman tabii ki birçok yatırım fonunun bu şirkette yatırımcı pozisyonda olduğunu görüyoruz. Bu kadar büyük bir şirkette zaten olmaları da gerekiyor. Gördüğünüz gibi birçok fon bu şirkette yatırımcı pozisyonunda. Geri alımlar kısmına bakalım. Şöyle ki hani bizler analistler analiz yapıp işte çarpanlarına bakıp ya da diğer satışlarına bakıp şirketin ucuz olduğu ile ilgili fikir sahibi olabiliyoruz. Ben de bu şirketle ilgili aynı şekilde fikir sahibiyim. Fakat şirket acaba bizimle aynı fikirde mi diye bakmamız gerekiyor. Eğer şirket de bizimle aynı fikirdeyse, yani şirketin hisse fiyatının ucuz olduğunu düşünüyor ise geri alım yapar ve bu şirkette şirket fiyatının ucuz olduğunu düşündüğü için geri alım yapıyor. En son 4 Ocak tarihinde geri alım yapmış. 27 Aralık, 25 Aralık, 19 Aralık gibi yakın tarihlerde şirket geri alımlar yaparak hisse fiyatını desteklemiş ve de hisse fiyatının olması gereken fiyatın altında olduğuna yönelik piyasaya bir sinyal vermiş. Yani kendisi de şu anki hisse fiyatının durumundan memnun olmadığına yönelik bir piyasa sinyali vermiş oluyor. Yani burada aldığı miktar çok önemli değil. Burada verdiği sinyal, yönetimin verdiği sinyal daha önemli. Yönetim de şirket hani hisse fiyatının çok düşük olduğunu kabul etmiş ve buna yönelik bir aksiyon almış oluyor. Gördüğünüz gibi Aralık ayında bolca geri alım yapmış şirket diyebiliriz. Karlılık oranlarına bakalım. Karlılık oranları düşüyor son dönemde. Özellikle brüt kar marjı 33'lere 34'lere düşmüş ama acaba bir geri dönüş başladı mı? Yani eskisi gibi tekrar 40'lı seviyelere ulaşabilir mi? Bunu bir bilanço daha görmemiz gerekiyor. Fakat maalesef enflasyon düzeltmesi nedeniyle bilançoları biraz daha geç göreceğiz. Mayıs ayından önce görmemiz mümkün olmayacak. Fakat acaba bir geriye dönüş başladı mı diye bir soru işareti yaratıyor. Bu kar marjı tarafında 33-34'lerde çalışıyor. Daha önce 38-40'larda çalıştığı dönemler olmuş. Ve zaten bu dönemlerde de çok büyük hisse fiyatında da yükselişler olmuştu. Faaliyet kar marjına baktığımız zaman yine 2022'deki yıldız dönemi gibi değil, daha düşmüş. Yani oralarda işte 26'larda 25'lerde faaliyet kar marjında çalışırken şimdi 18'lere 19'lara düşmüş ama acaba geri dönüş yapıp yukarıya doğru tekrar bir faaliyet kar marjında ve marjlarda bir artış olabilir mi diye bir soru işareti oluşuyor kafamızda. Bir bilanço daha görmek daha faydalı olacak bunu anlayabilmek için. Hisse başına kar stabil seviyede, öz kaynak karlılığının azalıyor olması da maalesef negatif bir görüntü diyebiliriz. FOBÖK yıllıklandırılmış olarak artıyor. Türk lirası bazlı zaten çeyreklikte artıyor. Şirketin nette borçluluğu var ve biraz son dönemde dizginlenmiş gibi görünüyor. Şirketin yatırımları çok büyük. Borçlanmayı zaten özel kendi finansman bonolarıyla yapan bir şirket. Fakat son dönemde biraz daha borçlanmanın azalmaya başladığını görüyoruz. Bu kadar büyük çaplı bir şirkette, bu kadar büyük yatırımlar yapan bir şirkette de borçluluğun olması esasında gayet normal diyebiliriz. Çok büyük bir borçluluk oranı yok oransal olarak baktığımız zaman. Bir de grafiğine bakalım. Grafik acaba bize neler söyleyecek? İşlerin iyiye gittiği, marjların yükseldi, işte brüt kar marjının, faaliyet kar marjının yükseldiği dönemde gördüğünüz gibi şirket de güzel bir yükseliş yaşamış. Fakat daha sonra hem Borsa İstanbul'un düzeltme sürecine girmesi hem şirketin bilançolarının eski kar marjlarında olmaması nedeniyle düzeltmesini yapmış. Daha sonraki Borsa İstanbul'un rallisine ise kendi bilançolarındaki yapı nedeniyle, düşen kar marjları nedeniyle ayak uyduramamış. Yoksa hani şu yükselişte, Borsa İstanbul'un şu yükselişinde birçok şirket çok daha fazla yükseldi. Çok daha yüksek noktalara gitti ama burada bilanço biraz olumsuz etkilemiş diyebiliriz. Daha sonra da Borsa İstanbul'un düşüşüyle birlikte düşüşünü yapmış, düzeltmesini tamamlamış. Ve bu bölgede de hisse geri alımlarıyla birlikte desteklendi zaten bolca. Hem şirket geri alım yaptı hem Efes Holding geri alım yaptı. İş Bankası da 2024 yılı itibariyle kendi iştiraklerinden geri alım yapabileceğine yönelik bir program açıkladı.
belki 2024 yılı boyunca İş Bankası da şirket hisselerini alabilir. Onunla ilgili henüz net bir görüntü yok. Sadece geri alım programının açıklandığını biliyoruz. Burada bundan sonraki durumda artık hareketin Borsa İstanbul'daki hareketle birlikte paralel bir seyir izlemesi yüksek ihtimal olarak görünüyor. Bana Borsa İstanbul'un yükseleceğini ben düşünüyorum. Yükseliş trendine girdiğini düşünüyorum. En azından hani kısa vadeli bir yükseliş trendi olacağını düşünüyorum. Şişe camında bu yükseliş trendinin lokomotiflerinden birisi olabilir. Özellikle bu geri alımlar nedeniyle hani endeks yükselişini tetikleyen şirketlerden birisi olabilir. Maalesef bilançosunu göremeyeceğiz yakın zamanda. Hani Mayıs ayından önce yeni bir bilanço göremeyeceğiz. Enflasyon muhasebesinin yapılacak olması nedeniyle bilanço tarihleri ertelendi. O bir negatiflik oluşturacak. Eğer o bilançosunu hani Şubat'ta Mart'ta görseydik daha iyi olabilirdi. Ama maalesef uzunca bir süre daha yeni bir bilanço göremeyeceğiz. Artık burada şirketin yaptığı işleri ve genel ekonomik durumu, ülkenin ve dünyanın genel ekonomik durumunu takip ederek yorum yapmaya başlıyor olacağız. Dünyada da artık faiz arttırım döngüsünün azaltılmaya başladığı bir süreçteyiz. Böyle dünya çapında çalışan bir şirket için de bunun pozitif katkı yapma ihtimali yüksek. Avrupa ve Amerika'daki sıklaşmanın bitiyor olması nedeniyle şirketin pozitif etkilenme ihtimali daha yüksek gibi görünüyor. O yüzden Borsa İstanbul yükselişinden daha iyi bir getiri elde etme ihtimali olduğunu düşünüyorum ben bu şirkette. Yukarıda net bir hedef vermek mümkün olmamakla birlikte 63 seviyesi şu anda gidebileceği ilk seviye gibi görünüyor bana. 63'e kadar gidebilir. Tabii ki orada artık Borsa İstanbul'un yükseliş trendinin yorulup yorulmadığına bakmak gerekecek. Orada eğer Borsa İstanbul bir dönüş, bir düşüş, bir düzeltme aşamasına girecekse yine bu şirkette de kısa vadeli bir kar realizasyonu yapmak gerekebilir o dönemde 63 bölgesine geldiği zaman. Fakat ben genel hatlarıyla yükseliş trendinin başlama ihtimalini bu şirkette de daha yüksek olarak görüyorum. Uzun vadeli yatırımcılar için de gayet güzel seviyeler olduğunu düşünüyorum. Hiç kar realizasyonunu düşünmeden uzun vadeli yatırımcılar için yatırım yapılabilecek az sayıda, Türkiye'deki az sayıda şirketten bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Uzun vade yatırımı için de fiyatı şu anda çok uygun. Şirketin şu anda geri alım yaptığını da düşünürsek bu fiyatlardan fiyatının çok uygun olduğunu, çarpanlarının çok düşük olduğunu düşünüyorum. Böyle büyük bir şirket, böyle iyi bir şirket için Türkiye'de tek, dünyada sayılı şirketlerden bir tanesi kendi sektöründe ve fiyatı da ucuz seviyelerde olduğunu düşünüyorum. O yüzden uzun vadeli yatırımcılar için de gayet güzel bir yatırım fırsatı şu anki seviyesi bence. Bir de dolar bazlı bakalım. Orada belki daha net görebiliriz bazı şeyleri. Şöyle bir dolar bazlı baktığımız zaman gördüğünüz gibi şirket 2.63 dolarlar seviyesine kadar yükselmiş. O yıldız döneminde işte bilançoların çok iyi geldiği, kar marjlarının çok arttığı dönemde, fakat ondan sonra dolar bazlı düşmeye başlamış. Tekrar buralardan kar marjlarının tekrar yükselmesi nedeniyle yükselişe geçebilir. Şu anda hani bu bölgelerden de büyük çaplı geri alım yapıldığını bildiğimiz için burasının artık yükselişe başlanabilecek bir bölge, tepki alabilecek bir bölge olduğunu düşünebiliriz. Şu anki seviyesi 1.57 bölgesi. Yani şurada 2.10'a kadar gitme ihtimali yüksek gibi görünüyor bana. Eğer bir kar realizasyonu yapılacaksa da 2.10 seviyesinden kar realizasyonu yapmak daha doğru olabilir. Fakat uzun vadeli yatırımcılar için herhangi bir sorun yok. Dalgalana dalgalana mutlaka uzun vadede hem dolar bazında hem Türk lirası bazında iyi getiri getirebilecek şirketlerden birisi olduğunu ben düşünüyorum. Umarım faydalı olur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hepinize güzel bir gün diliyorum.